Efendim yeniden birlikteyiz Medya Mahallesi'nde. Konuğum şair ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Özdemir İnce. İçinden Sartre'ların, Franco'ların, uluslararası sosyalist dayanışma adına İspanya'daki Tugayların geçtiği enteresan bir program yapıyoruz. Ama tabii programda bütün yollar hep son günlerde olduğu gibi maalesef şehit haberleriyle birlikte İdlib'e çıkıyor. Şimdi o İdlib haritası hep dursun çocuklar burada. Onun üzerinden zaten belli şeyler konuşacağız. Şimdi İdlib'den Erdoğan çıkamıyor. Yani çıkamıyor derken hani şöyle benzetmeler var ya, teşbihte hata olur olmaz bilemem. İşte batağa girersiniz, çıkmak istersiniz ama çıkamazsınız. Böyle çıkamama durumu mu var? Yoksa yani batağa girdi çıkamıyor mu? Yoksa çıkmak istemiyor mu? Bir de bunu söyleyenler var. Çünkü İdlib bir boşaltırsa bütün bu cihatçı, terörist katillerden doğal olarak kendi toprağı Esad güçleri gelecek oraya. Kendi toprağını geri alacak. Yerleşecekler, geri alacaklar. Afrin bu sefer tehlikeye girecek. Çünkü Türkiye gerçekten Afrin'i vermek istemiyor. Bütün mesele de bu diyorlar. Bunun arkasında ne var? Yani askeri yanı bir kenara. İdeolojik, politik vesaire olarak. Mesela İdlib davası diye bir şey. Buradan İhvan davasına geçeriz de. Size göre Erdoğan'ın buradaki varlığı her şeye rağmen, gencecik insanların ölümüne rağmen, inanılmaz paralara rağmen, inanılmaz bir göç dalgasına rağmen devam ettirmesi neden? Onun nedenini iki tane olabileceğini sen söyledin. Ya elimi verdim kurtaramıyorum, balçığa saplandım, patinaj yapıyorum anlayışı. Yahut da bile bile inattan ben buradayım ulan çıkmıyorum, var mı bana yan bakan demek ayakları diyelim. Şimdi ister o olsun, ister bu olsun, Erdoğan oradan çıkmak zorunda kalacak. Oradan çıkmak zorunda kalacak. Benim temennim, dilerim ve inşallah derim ki, kabadayı ağzıyla söyleyeyim çünkü en iyi o ifade eder, madara olmadan çıkar. Erdoğan'ın madara olması, Türkiye'nin madara olması demektir. Ve kuruluşundan bu yana ilk kez Türkiye madara olur. Dokunulmazlığı ortadan... Kuruluşundan beri. Tabii. İlk kez. İlk kez. Şimdiye kadar kimse Türkiye'ye kaşı, gözünün üstünde kaşın var diyemedi. Kimse diyemedi. Kıbrıs Harekatı'nda bile. Kıbrıs Harekatı'nda şeyi düşün, Sovyetler Birliği Kars'ı Ardahan'ı istiyordu. Boğazlar üstünde 1946'da falan ben çocuktum hatırlıyorum. Bizimkiler aslanlar gibi... gel al dediler alabilirsen. Gel al dediler alabilirsen. Dirençli durdular. Ve ondan sonra NATO'ya girdiler. Ne yapacaklardı? Kuvvetler dengesi bakımından. Bu gerekiyordu. Şimdi Erdoğan orada tek başına. Dostu kim, düşmanı kim bilmiyor. Sabah akşam yatıyor, yanında ve arkasında Putin'in Rusyası var. Öğleye doğru ertesi gün bir bakıyor ki oradan hiç hoşuna gitmeyen bir davranış gelmiş. Burada olmasa bile Libya'da oluyor. Libya'da oluyor. Libya'da o olurken efendim... Amerika'nın reisiyle hoş sohbet ederken falan, Amerika ile aramız iyi derken, akşam namazında onunla da arası bozuk. Şu anda Türkiye dediğimiz
Cumhuriyet Devleti'nin dostum diye bir tek devlet yok hemen hemen. Şimdi burada enteresan bir durum var. Bakın İdlib'de dediğiniz çok doğru. Bir hafta önce Erdoğan'la Putin hani neredeyse el ele göz göze diz dize poz verirken, yakın dostuyken bu son saldırı sonrasında mesela Amerika'dan taziye mesajı gelmiş, Rusya'dan gelmemiş. Birdenbire hani buz gibi soğudum senden hasta başlamış. Amerika'yla da Trump'la zaten iyiydi ama bu Filistin kararı sonrasında, o yüzyılın projesi denen iğrenç plan sonrasında aralar iyi değildi. Fakat şimdi Amerika'yla dediğiniz gibi birdenbire gene hani dün dündü bugün bugün. Fakat şöyle bir durum var, unutuyoruz. Şimdi Şubat'tayız. Şubat'tan sonra Mart. Mart'ta ne var ajandada? Türkiye'nin ajandasında S-400. S-400 füzeleri aktive olacak güya. Şimdi biz Rusya ile bozulduk. Amerika S-400 istemiyor şimdi ondan aramız iyi. Ne olacak? Bir şey çıktı ortaya. Bunu hiçbir gazetede hele yandaş medyada görmediniz göremezsiniz. Bu haberi veren TASS olmasa, Rus Devlet Ajansı, Rusya'nın Anadolu Ajansı olmasa, aman boş verin gidin diyeceğim. Şimdi diyor ki TASS'ın haberinde, Türkiye'ye verilen S-400 sisteminde, aynen okuyorum, kısmen dahi olsa teknoloji transferine ilişkin bir madde bulunmuyor. Kısmen dahi teknoloji transferi olmayacak. Bunu yani, bir ay önce de söyledi. Tamamen ama tamamen Rusya'nın kontrolünde olacak bir sistemden bahsediyoruz. Ne olacak şimdi? $2.5 milyar o da bildiğimiz kadarıyla, bilmediğimiz ne daha ne vardır kim bilir. $2.5 milyar verdiğimiz sistemi, teknolojisi bizde yok. Hatta belki kontrolü bile kısmen bizde olacak bir proje. NATO'yla kötü olmak, Amerika tarafından yaptırıma uğramak pahasına, hazır Rusya'yla da bozuşmuşken aktive eder miyiz? Gelin de cevap verin. Cevap vermek mümkün değil. Şimdi yani eğer her kendini, gün ilişkiler böyle şimdi, bir şey yapıyor. Şimdi bir insan, bir aile, bir grup hem maddi hem manevi gücünü ölçmek ve bunun bilinci içinde olmak zorundadır. Tabii. Yoksa mahvolur. Ailesi dağılır, kendisi perişan olur. Efendim mahalle ise yani oradan yerleşim birimleri olarak çık kıtalara kadar gidebilir bu. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin, artık onu da söylemek zorundayız, bütün sorumluluk Erdoğan'a ait olmasına rağmen Türkiye'nin elçiliklerinin kapısında Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği yazıyor. Recep Tayyip Erdoğan devleti yazmıyor. Şahsım devleti. Şahsım devleti. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen Cumhuriyeti müdafiyim. Siz öylesiniz de kapısında o tabeli olan büyükelçi kimin büyükelçisi, affedersiniz? O ayrı. O ayrı. Şimdi ama ayrı değil. Ben başka bir yere gelmek istiyorum. Peki. Şimdi herhangi bir kapışmada Rusya Türkiye'nin yanında olursa, Amerika karşıda olursa, bu bir dünya savaşına yol açabilir. Ciddi söylüyorum. Bir dünya savaşına yol açabilir. Yahut da dünya savaşı tehlikesini görüp Rusya ile Amerika birleşip zumzu vururlar adamın kafasına. İkisi de kötü. İster
ikisinin birleşik zumzunu ye kafana. Şallak mallak ol. İster ikinci ve üçüncü dünya savaşı çıksın ve senin toprakların bu savaşın yatağı olsun. Yani Erdoğan'ın aklını başına alması lazım. O akla gelelim mi? Düşünmesi lazım. O akla gelelim. Şimdi o akılda ne var? Bakın, Nazi Almanya'sında Hitler'in aklında bir Alman Cumhuriyeti vardı. Bir, evet. Bir tablo vardı onun kafasında. Onu gerçekleştirebilmek için yola çıktı. Trump'ın kafasında var işte o planlar falan onlar. Erdoğan'ın kafasında da artık çok net olarak görüyoruz ki bir ihvan meselesi var. Ha, yani Suriye'den Libya'ya Erdoğan'ın motivasyonu, Erdoğan'ın planı, programı, her şeysi ihvan üzerine. İhvan, ihvan-ı Müslümi deniyor ya, Müslüman kardeşler meselesi. Şimdi sizin de neredeyse hani uzmanlık alanı demeyeyim ama o kadar iyi bilir. İyi bildiğiniz yani bir mesele. Yani tevazuyu bir yere bırakayım. İhvan ne zaman kuruldu, niçin kuruldu, kime karşı kuruldu ve bugün Erdoğan bunu nasıl çantasından ya da sümen altından çıkarttı? Bize anlatın ha, dünden bugüne. İzin verirsen bir benzetmeden çıkacağım yola. Hitler... Ay bunun izini ben vermem. Bakın, rica ederim. Yanlış anlaşılmasın. Pardon. Ya ahbaplık işi. Ay yok ben buna değerli meslektaşım. Aşk olsun buna izin veremem. Peki tamam. Az önce ben oraya gittim canım. Buyurun anlatın. Tamam. Şimdi Hitler'in kafasında bir dünya hakimiyeti vardı. Bu dünya hakimiyetini nasıl kurmak istiyordu? Bir, teknolojiyi geliştirerek, bilimde ileri giderek, atom bombası yaparak, uluslararası füzeler falan yaparak bu adamın... Tabii atom bombası yoktu o sırada. Neyse ama çalışıyordu. Hani muazzam füzeler vardı onları biliyoruz. Çalışıyordu, atom bombası yapmaya çalışıyordu. Neyse adı bırakalım. Adı tam öyle değildi. Neyse boş ver. Değil. Netice itibariyle Hitler dünya imparatorluğunu kurduğu zaman 23. yüzyıla sıçramak hevesleri vardı. Ütopyaları vardı. Ütopyaları vardı. Aynı şeyi Napolyon yaptı. Napolyon Rusya'ya gitti çünkü bir Avrupa Birliği kurmak istiyordu. Bu da her ne kadar emperyalist ve savaşçı bir proje olsa bile ileriye dönük gelişmeci, dünyayı değiştirmeci bir projeydi. Ama Türkiye'nin yöneticisinin yahut da yöneticilerinin kendilerine ideal olarak ihvanı seçmelerinin hiçbir geleceğe yönelik ilerici bir tarafı yoktur. Tamamen bunların kafasındaki model şudur. Araplar bunları kendilerine çok sormuştur. Osmanlı da çok sordu. İkincisi, benim Arap dünyasının entelektüel tayfasından çok yakın arkadaşlarım vardır. Her yıl Nisan ayında Paris'e giderim. Benim gelmem beklerler. Otururuz, konuşuruz Türkiye'yi falan. Başka arkadaşlar da girerler. Üniversiteli falan, Fransız, İngiliz falan. Orada bir üniversite gibi çalışırız Nisan ayında. Şimdi soru şu, biz neden bu hale düştük? Osmanlı da sordu, niçin geri kaldık? Osmanlı ne diyordu? Mesela şeyi okursun, bir yığın tarihçi vardır. Şimdi adlarını okudu, Koçu Bey mesela. Koçu Bey Risalesi'ni oku. Eleştirileri gayet iyidir. Aferin dersin. Efendim yağcılar var, para yiyenler var, hırsızlar var, falanlar var, fıstıklar var. Niye? Neden böyle oldu? İslam bozuldu. Dine itaat etmemiz zayıfladı. O halde peygamberin zamanına dönelim. Peygamberin zamanına dönüp öyle Müslüman olursa ileri gidecekmiş. Yani
Bunların kafası da o. Bir parantez açmama müsaade edin Özdemir İnce. Şimdi ihvan meselesi bunlarla bağlantılı fakat bunlardan ayrı bir özellik taşıyor. O da şu. Ama selefi. Ay tamam, yani hareketin kendisi, karakteri bir yana. Şimdi başka bir, çok bizim açımızdan kritik bir özelliği var. O da şu. Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nde 1923'te malum Cumhuriyet ilan ediliyor. Evet. 1924'te de hilafet kurum olarak meclise devrediliyor. Aslında ilga değil de kaldırılıyor. Sonra kalktı sonra. Kalktı sonra. Şimdi 1924'te halifelik kaldırılıyor, hilafet. 1928 yanılmıyorsam birkaç yıl sonra Mısır'da İhvan Hareketi kuruluyor. Atatürk'e karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı, Kemalizme karşı kuruluyor İhvan Hareketi. Diyor ki çünkü kuruluş gerekçesi, felsefesi ve gerekçesi şu. Biz yeniden hilafeti tesis etmek ve İslam birliğini sağlamak için yola çıkıyoruz diyorlar. Doğrudan doğruya Atatürk karşıtı bir harekettir İhvan. Bunu bilmeden bugünü konuşmak bana eksik geldiği için bu parantezi açmak zorundayım. Tabii tabii haklısın, oraya nasıl olsa geleceğiz. Düşünün, Cumhuriyet'in kaçıncı, yüzüncü yılına yaklaşırken birdenbire Türkiye'de, birazdan şeriat anayasasını falan anlatacak Özdemir İnce, birdenbire ihvan meselesi son 4-5 yılda açık ettiler. Çok daha eskiye dayanıyor tabii bunların özlemleri de. Son 4-5 yılda iktidar düzeyinde, hem de hani felsefi düzeyde değil, iktidar düzeyinde açık ettiler. Atatürk karşıtı, tekrar söylüyorum, Türkiye Cumhuriyeti karşıtı, Kemalizm karşıtı. İhvan artık bugün Türkiye'nin, daha da Türkiye'nin değil, iktidarın, Erdoğan'ın yeni paradigmasıdır. Ben parantezi kapatayım, buyurun devam tamam. et. Burada sadece Atatürk karşıtı, Cumhuriyet karşıtı demek yetmez. Tanımlamak için. Karşıtlık, Cumhuriyet'in temsil ettiği düşünce ve dünya görüşüdür. Neyi temsil ediyor? Bir, Cumhuriyet'i temsil ediyor. İki, demokrasiyi temsil ediyor. Demokrasiyi temsil ediyor. 1924, yani o yıllarda Mısır de şey var, krallık var, Faruk var, evet. Yahut da Faruk'un babası. Faruk var galiba. Faruk babası. Efendim, bütün Arap, şeyde Irak'ta kral var, Suriye'de kral yok. Hüsnü el kuvvetli falan olabilir. Olabilir. Lübnan, Suriye'ye bağlı mı değil mi belli değil. O da büyük bir kazıktır dünyaya, Lübnan. Ve emperyalizm ve aynı zamanda krallar, beyler, derebeyleri, teokratlar Türkiye Cumhuriyeti'nin örnek olmasını istemediler. Yani laik düzen gelsin istemediler. Bir, laik düzen geldiği takdirde kendilerinin taşları ve tahtları ortadan kalkacak. Bu yüzden İhvan Hareketi hepsinin desteğini aldı. Desteğini aldı. Başlangıçta İngiltere'de İhvan'ın yanındaydı. Çünkü Mısır'da demokratik bir hükümetin kurulmasını Araplar da istemiyordu. Çünkü Hindistan henüz, bugünkü Hindistan ve Pakistan o zaman sömürgeydi, tekti. Oraya giden yolda Arap memleketlerinin, özellikle Mısır'ın istemiyordu Cumhuriyet düzenine geçmesini, demokratikleşmesini, halkın yönetime geçmesini istemiyordu. O yüzden Benna'yı ve benzerlerini destekledi. Yani İhvan'ın kurucuları Hasan el-Benna. Benna. Bir adam daha var, onun adını çıkardım. İlkokulu öğretmeni.
Ha bunlar doğrusunu söylemek gerekirse çok iyi çalıştılar. Tıpkı şey gibi, Fethullahçılar gibi. Fethullahçılar zaten onların modelini aldı. Aynen onların iktisadi modelini aldı. Bir, kooperatifler, ilkokullar, sağlık yurtları, efendim şeyler, bankalar. Yani devlet içinde devlet kurdular. Devlet içinde devlet kurdular. Okulları fevkalade iyi, hastaneleri var, şunları bunları var. Tıpkı şeyin yaptığı gibi, Fethullahların, Fethullahçıların ve Fethullah'ın yaptığı gibi. Ta şeye kadar gitti bu. Kral Faruk zamanında da devam ettiler. Bir ara terörizme karıştılar. Sonra vazgeçtiler. Zaman zaman terörist oldular. Kimi zaman legalleştiler. Şimdi tam tarihini hatırlamıyorum. Meclise girdiler. Meclise girdiler. En son zaten Mısır'da Mursi ile gördük. Tamamen. Tamamen gördük. Şimdi. Su üstünde. Sorun şudur. Müslüman birliği kurmak bir hayaldir. Hayaldir çünkü şu anda Müslümanların birlik olmasını engelleyen ne var? Arap Birliği var. Arap Birliği diye bir şey yok. Araplarda acayiptir. Kendi aralarında milliyetçilik vardır. Örneğin Mısır milliyetçiliği vardır. Suriye milliyetçiliği vardır. Irak milliyetçiliği vardır. Mesela Cezayir milliyetçidir. Arap milliyetçisidir belki ama aynı zamanda Cezayir milliyetçisidir. Tunus öyledir, Fas öyledir. Yani bunların arasında herhangi bir dayanışma yoktur. Birbirlerinin düşmanıdırlar. Hele bütün bunlar bir de Türkiye'ye nasıl bakar? Türkiye'ye iyi bakmazlar. Türkiye'ye iyi bakmazlar. Hatta öyle noktaya kadar ki sana söyleyeyim. Bir olay anlatacağım. Kahire'ye davetliyim. Kahire'de dünya şairler bir zart zurtu yapılıyor. Dünyada bir zengin şairler falan var. Bunun bir pazarı da var biliyor musun? Parayla paraları bastırıyorlar, otellerde kalıyorlar, katılım ücreti veriyorlar falan falan. Üç kişi dünyadan beleşine davetliydi. Birisi ben. Birisi Mahmut Derviş. Mahmut Derviş o zaman hayattaydı Filistin'in. Öbürkü Adonis. Adonis'i ortalıkta göremeyince telefon ettim Paris'e. Ya Adonis gel, ulan dedi sen manyak mısın, orada ne işin var senin? Hiçbir ciddi bir tarafı yoktur onun dedi. Gayri ciddi bir yer. Ben ne bileyim gittim. Kahire'yi göreceğim diye. Ha, fakat önce indik havaalanına. Bir adam geldi. Şey de var. Türkiye sendikaları Arif Damar'ı da gönderiyor. Parayı sendika falan veriyor. Gezerler sendikası. O şey değil, beleşine değil benim gibi. Arif dil bilmezdi. Ben İngilizceyi ve çatapat bilirim, Fransızcayı da idare ederim. Yani. Orada şey, Mısırlı memur var. Şimdi Arapça, ben Arapça konuşmaya da bayılırım, Türkçe şey. Dedim, bak arkadaş, bu var adam şair. Adı Arif Damar. His name is Arif Damar. Sen dedi Hinti, Hinti sen demek. Ben Özdemir İnce. Ne dedi? Özdemir. O ne biçim ad dedi. Nesi var adamın dedim. Sen Müslüman değil misin dedi. Aa. Sana ne dedim. Ulan ister Müslüman olurum ister. Özdemir Türk adıdır. Türk adı olabilir ama Müslüman adı değil dedi. Yani adamlar
ismine bile dikkat ediyorlar. Aynı şey iki gün sonra Giza'da oldu. Sabahleyin erken kalktık ve Amerikalı şairle gittik. Piramit bölgesine. Piramitlere gittik. Onun tanıdığı adam varmış. Ata ve deveye bineceğiz, güneş doğacak falan. Gittik orada ahırda bir adam. Adın ne dedi? Özdemir dedim. Böyle ad olmaz dedi. Babanın adı ne dedi? Ahmet dedim. Ah dedi. Müslümanın adı Ahmet olur. Adamlar böyle. Adamlar böyle. Çünkü Müslümanlık sadece din değil onlarda. Gündelik hayat, hukuk, imajinasyon, İslam dini Araplarda her şey. Her şey. Çünkü kültürel bir yanı var. Yani sadece dinsel bir meseleden söz etmiyoruz. Ayrıca o değil. Şimdi gerçi Türkiye'de gizlerler. Özellikle din adamları gizlerler. Neyi? Mesela şeriat diyorlar. Şeriatın %99'u İslam öncesi Arap kabilelerin töresidir. İşte gelenek derken, Arap kültürü derken onu kastediyorum ben. Şimdi tabii. Öyle Muhammed, Hazreti Muhammed İslam'ı kurdu diye ben konuşacağım. İslam'ı kurduğu zaman yahut da yukarıdan indiği zaman Allah öyle kabul edildiğine göre ben de öyle konuşacağım. İslam öncesi Arap törelerine aynen Kur'an-ı Kerim'e koydu. Bu ne biçim iş? Bu ne biçim iş? Ya siz bunu söylemişken şimdi Muhammed dediniz sonra bir Hazreti Muhammed dediniz. Evet. Bakın bir şey söylemek zorundayım. Bunları söyleyince de başım derde giriyor gerçi ama söylemeden de yapamıyorum. Şimdi Hazreti Muhammed dediğinizde Hazret kelimesinin kutsal olduğunu zannediyorsunuz belki. Hani bilenler biliyordur ama bilmeyenler için söylüyorum. Tıpkı Efendimiz demektir. Yani şöyle saygı değer demek. Sayın demek. Sayın demek. Sayın Muhammed. Sayın Muhammed demek. Hazreti Muhammed Sayın Muhammed demek. Eskiden hatta Gazi Paşa Hazretleri diye Atatürk'ün haberleri çıkardı bazen. Gazi Paşa Hazretleri Sayın Değerli Gazi Paşa Mustafa Kemal Atatürk'ten söz ediyor. Azeriler hürmetli diyor, hormetli diyor. Şimdi, Hazret öyle bir şey demek. Şimdi şuraya gelelim. Günceli de konuşmak zorundayız ya. Özellikle Arapların Osmanlı'dan, bakın sadece Türk meselesi değil, Osmanlı'dan nefreti, Osmanlı'yı çünkü tıpkı Hindistan'daki İngiltere gibi görüyorlar. Yani bizi sömürgeleştirdi diye. Osmanlı'dan hiç hoşlanmıyorlar. Hele hele Atatürk'ten nefret ediyorlar. Bunu biliyoruz. Atatürk onlar için hani baş şeytan. Ve İhvan Hareketi Cumhuriyet karşıtı olarak Atatürk'e karşı olarak işte 1920'lerin sonunda kuruldu. Fakat birdenbire nedense değil tabii, tekrar Türkiye'nin en önemli meselesi paradigması haline geldi mi? Geldi. Şimdi o kadar ki anayasası. Evet. Kim şeriat anayasası için harekete geçti? Assam. Hı hı. Adalet savunucuları cıttırı bıttırı bilmem ne diye bir Türkiye'de bir dernek bu aslında. Başındaki kim ama? Yönetim kurulu başkanı kim Assam'ın? Adnan Tanrıverdi. Adnan Tanrıverdi kim? Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın başdanışmanı, askeri başdanışmanı, Mehdi falan hikayelerinden söz edince sen biraz erken konuştun arkadaş diye başdanışmanlıktan istifa etmek zorunda kalan adam. Şimdi ayaktaki beyaz kıyafetli biliyorsunuz Diyanet İşleri Başkanı hemen size göre sağında o Adnan Tanrıverdi var. Arkasında, yanında, solunda, sağında da bilumum AKP'liler sıralanmışlar. Şimdi gelelim bu şeriat anayasasına. Gelelim. Bu adamların hazırladığı şeriat anayasası. Siz epey de yazdınız bu konuda. Şimdi bu saraydan bağımsız yazılabilecek bir
anayasa taslağı değil. Şaka değil, ciddi ciddi bir anayasa taslağı hazırladılar bunlar, bu şahıslar. Ve akla ziyan maddeleri var. Bir anlatır mısınız? Onlar neler ve gerçekten Erdoğan'dan habersiz, bağımsız hazırlanabilir mi bu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Arapların Türkleri sevmemesinin nedenlerinden unutulan birini söyleyeceğim. Araplar sadece Türkleri değil, mevali dedikleri herkesi küçümserler. Mevali ne demektir? Söyleyeyim. Nedir? Arap kökenli olmayan sonradan Müslüman olmuşlara mevali denir. Ve ikinci sınıf vatandaştırlar. Hatta halifelerin, peygamberin mevalilere kız vermeyin, mevalilerle evlenmeyin diye sözleri vardır. Yani ben bunu kafadan atmıyorum. Kur'an'ı Türkçe'de bilirim, Fransızca'da bilirim, İncil'i de, yani bunun üçünü gayet iyi bilirim. Niye? Gazeteciyim ben. Gazetede yazıyor. Ya bunlarla idare ediliyor bir de. Yani şimdi bilmek bunları zorundayız. Bunları bilmek zorundayım. Ha, gelelim şeye. Kardeşim, bugünkü rejimde, rejimin başındaki insanın haberi olmadan bir sinek kalkıp oraya oturamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi zaten bakıyorsun, Diyanet İşleri Başkanı kendini Şeyhülislam sanıyor. Şeyhülislam sanıyor ve gelecekte de yani şey değişirse, anayasa değişirse, rejim değişirse, o kalırsa muhakkak Din İşleri Bakanı olacaktır. Şeyhülislam. Ve fetva verecektir. Yani şeye göre, yeni anayasaya göre hiçbir yasa din adamlarının fetvası olmadan yürürlüğe giremez. Yani onun tam adı var ama ben bunu yani seyircilerin şeyle sohbet ediyor gibi söyleyeyim de ben ezbere bazı şeyleri bilmem. Ben yazan adamım. Bu adamın en büyük hayali, bu adam diyorum, Diyanet İşleri Başkanı'nın en büyük ideali solundaki adamın anayasasının gerçekleşmesi. Yani Erdoğan'ın askeri başdanışmanı Libya'da, başka yerlerde, Suriye'de de faaliyet gösteren Sadat denilen tırnak içinde gizli ordunun kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin anayasası. Tamam. O anayasadan yana. Uzun bir sıfat şimdi oldu olsun ama. İkincisi, Diyanet İşleri'nin kadrosu Osmanlı kadrosundan daha kuvvetli. Osmanlı kadrosundan daha kuvvetli. Çünkü hepsi devletin kesesinden maaş alıyor. Osmanlı'da imamlara para falan verilmezdi. Yerel bağışlar, katkılar. Yani tıpkı Hristiyanlık gibiydi. Hristiyanlık gibiydi. Şimdi ben adamın anayasasını okudum. Yani bilseydim yanımda getirirdim. Bu Adnan Tanrıverdi'nin hazırlattığı şeriat anayasası. Şeriat anayasası. Şeriat anayasası. İyi dinleyin ama 3 madde yeter ya zaten. Ya 3 madde yeter. 1. Bu diyor, İslam devletleri konfederasyon devlet diyor. Konfederasyon diyor. 41 mi 61 mi şey var. Sizin yazınızdan okuyayım ben. Benim yazım mı? 61. Evet evet, 61 devlet. Sahi mi? Evet evet. Cuma günü yazdığınız yazıyı getirdim. Ya bakarak şey yapayım. 61 devlet. Oku Allah aşkına. Kendi aralarında önce 9 federal, sonra da bir konfederal devlet kurabilecekler. Niye 9 federal? Çünkü işte farklı coğrafi bölgeler var. Tabii. Asya'sı var, Afrika'sı var. Türkiye Suvası şeye var. Dahil, Orta Asya. Evet. Ve bunun şimdi resmi dili Arapça olacak. Arapça.
Ama şeyin resmi dili, yerel diller kalıyor. Ama resmi dil. Resmi dili bütün konfederasyon Arapça. Şey gibi bu uzay yolu şeyleri var tabii, ya dizileri. Orada da konfederasyonlar var. Tabii o tam yani Amerika Birleşik Devletleri gibi değil bu. Bayağı. Brezilya gibi de değil. Uzay yolundaki uzay yolu uygarlıklar gibi. Uzay yolu. Şimdi mesela Brezilya'nın federasyon olduğu bilinmez Türkiye'de pek. Ama Brezilya'da öyledir. Güney Amerika'da 3-5 devlet vardır öyle. Bu senin dediğin gibi uzay yolu konfederasyonlar. Evet. Şimdi bir. Galaktik konfederasyon. Galaktik. Bir. Şimdi pratik. Resmi dil Arapça olacak. Birkaç başlık daha vereyim de. Başkent İstanbul olacak. Bu konfederasyonun başkenti. Ondan sonra hiçbir kanun bu konfederasyona üye 61 ülkede şeriata aykırı olamayacak. Tamam. Temel hak ve özgürlükler dahil her şey şeriata uygun olacak falan falan. Falan falan. Ha şimdi bunlar çok güzel. Yani oturmuşlar. Ya bakın vallahi hayal şaka kuruyor. Gibi gelecek hanımefendiler, beyefendiler. Hani biz yaşımızı başımıza aldık ama o kadar da beynimiz sulanmış falan değil. Bir, ikincisi yani rüya görmüyoruz. İkincisi şaka da yapmıyoruz. Bildiğiniz, tekrar söylüyorum, Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı'nın askeri danışmanı Adnan Tanrıverdi'nin Assam adlı kuruluşunun hazırladığı ve böyle bir çalıştayda Diyanet İşleri Başkanı katılımıyla da konuşulan bir anayasa taslağından söz ediyoruz. Şimdi, şaka değil. Buyurun. Şimdi bu anayasanın taslağının diyelim ki böyle bir kurultay yapıldı. Bu adam çıktı okudu. Bir dayak yer. Allah Allah. Yani canım. Kırılmadık geri kalmaz. Kırılmadık geri kalmaz. Bir. O 61 devletten en az 20-25'i İslam devleti olarak kabul edilemez. Mesela Suriye İslam devleti diyor. Hayır efendim Maroni var orada. Yahudi var, Yezidi var, bilmem ne var, bilmem ne. Ondan sonra Afrika'daki ülkeler, Lübnan, Lübnan'ı söyledim değil mi? Evet. Mısır'da tabii. Nüfusun %10'u, %15'i Kıpti Hristiyandır. Hatta haberlerde Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin amblemi vardır Kahire televizyonunda. Görürsün. Şimdi Avrupa'daki mesela Kosova, Bosna, onların Bosnalar ilgisi yok. Hiç. Makedonya falan hiç ilgisi yok. Yani o palavra, o tutmaz. İkincisi Arapça. Sıkıysa gitsin şeye söylesin bakayım Farisilere, Farslara yani İranlılara adamın ağzını yırtarlar. Adamın ağzını ama yırt. Zaten onları kabul etmek istemezler bence. Yok var listede var. Listede var. Listede var. Şimdi bu bir kere hikaye mansure. Palavra. Bunu niçin yaptılar? Bunu bilemiyorum. Yani İstanbul'u başkent kabul eder mi mesela etmez. Araplar? Kimse etmez. Ya ne diye etsin? Bir mevalinin. Türkiye bir mevaliler şimdi, memleketidir. Bakın Arapların neyi kabul edip etmeyecekleri bir yana. Peki bu ülkenin yurttaşları, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları şeriat anayasası kabul eder mi? Affedersin sesim gitti. Etmez. Şeriat anayasası kabul eder mi? Etmez. Etmez. Dayatılırsa? Vallahi dünya şallak mallak olur. Yani öyle bir budalalık yapılacağını bekleyemem. Yani Türkiye'de yaşayan insanlar çok soğukkanlı. Mesela diyelim ki Mısır'da yahut da Fas'ta kibrite zam yapılıyor, millet ayaklanıyor, ortaya çıkıyor. Türkiye'de çok insanlarımız çok düşüncelidir. Devletine saygılıdır. Bunun da belki bir sınırı var yani bilemiyorum. Şu var, şey olmaz. Köylü kadınlar bile şeriatı kabul etmez. Şimdi düşün,
Hatma, biz Fatma'ya Hatma deriz ha. Güneyde. Hatma'ya senin kocan iki tane garıdağı alacakmış de parçalar. Cırmıklar. Parçalar. O hikaye. Suriyeli senin falan. Senin kızın şeyden mirastan yarım pay alacakmış de kızı da cırmıklar. Şimdi bak. Önemli olan kadınlardır. Yani ben o kadın falan kadınlardır. Niye önemlidir? Anadır, eştir ve evin içinde yaşayan ve durumu pamuk ipliğine bağlı zaman zaman bir varlıktır. Eş olarak, ana olarak ilk defa bu kadının haysiyeti var. Varlığı var. Canı sıkılırsa kocadan boşanabiliyor. Efendim, kocası öldüğü zaman mirastan dörtte bir pay alıyor. Kesin bu. Tartışılmaz bile. Mirastan dörtte bir payı alır. Kocası öldüğü zaman. Babası öldüğü zaman, anası öldüğü zaman erkek kız falan denmez, hepsi eşit bölünür. Bir onurlu yer var. Kadınlar bir kere buna yemezler. Mümkün değil. İkincisi, bu dünya öylesine küçülmüş ki, sana tuhaf bir şey söyleyeceğim. Ben Bulgaristan'ı çok iyi tanırım. Çok gidip geldim. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cagarov, yakın arkadaşımdı. Botka içerdik birlikte. Bunu da söyleyeyim laf arasında. Niçin yıkıldı biliyor musun? Blue jean yüzünden. Nasıl yani? Blue jean giymek istiyorlar. Ha. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi efendim Türkiye'de artık dünya eski dünya. Şu olacak, bu olacak. Bunların hiçbiri olmaz. Ama, Erdoğan'ın hayallerinin hiçbiri gerçekleşmez. Ama bakın, bu kitapta yazıldığı gibi ama bir yandan da bir ihvan nesli yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama şu var, tehlikede. Evet. Tehlikede. Şimdi, bunu da görmek lazım, evet. Bunu görmek lazım. Şimdi benim canımı sıkan, buraya çıkıp konuşuyorlar falan. Bu kitabı okumadan Cumhuriyet'in son 50 yılını konuşmaya kimsenin hakkı yoktur. Kimsenin. Orada neler var? Tabii. Neler var? Onu okuyacak. Yani dediğim gibi bir ihvan nesli yetiştirmeye çalışıyorlar. Bunun için hem milli eğitimi alt üst ettiler, imam hatipleşme. Şimdi, bir yandan bir de bir görüntü gelecek ekrana da. Merdiven altı kurslar, medrese adı altında bir yerler, yurtlar. Şimdi bakın o görüntüyü bir görelim. Şimdi şu var. Şimdi şu var. Hukuki olarak mahkemeye verildiği zaman anayasanın ihlali söz konusu. Tevhid-i tedrisat yasasının kaldırılması, yok edilmesi söz konusu. İkincisi anayasanın 174. maddesine göre devrim yasaları anayasanın koruması altındadır. İlk dört madde gibi değilse bile ilk dört maddeye yakındır. Devrim yasaları kaldırılamaz. İkincisi anayasanın ön sözü, dibaçesi, şimdi bir girişi. Girişine göre devrim yasalarına kimse dokunamaz. Ama yok saydılar ve yok sayıyorlar saydı. Ama. Şimdi kardeşim yani ne yapalım? De facto bir durum ne yapalım vardı? Yani? Ne yapalım, ne yapacağız? Yani şurada mahalleden 3-5 kabadayı toplanalım, lan ne yapıyorsun mu diyelim. Ne yapalım peki? Ya şimdi, şimdi onu da söylemek istemiyorum ben. Peki. yok mesela şeyler, muhalefet. Yani diyelim ki ben muhalefetin bir partinin başındayım. Partinin başındayım. Gittim. Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi'nin benim iddiam lehinde karar vermesi mümkün değil. Tamam, bitti. Bir laf var. Neyse. Durum bu. Biz şeyi bilelim.
durumun vaziyetini bilelim, yasal haklarımızı bilelim, yapılanları yapılmayanları bilelim. Yalnız şu var, Cumhuriyet ta Demirel'e kadar dayandı. Niye söyleyeyim mi sana? Lise ve ortaokul öğretmenleri Cumhuriyet'in 1910-1920 doğumlu 30'lu 40'larda yıllarda mezun olmuş öğretmenleriydi. Ya. O yüzden Türkiye liseleri, ortaokulları TÖS zamanında, şu zamanında, bu zamanında Süleyman Demirel bunlarla uğraştı. Bitti mi? Bitti. Bitsin. Bitti vallahi, kusura bakmayın ama bize dar gelmeyecek süreleri kimler versin bizlere? Özdemir İnce şair yazar, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Ay aslında bu imamokrasi konusu, İmam Hatipler konusunda konuşacak çok şey vardı. Tabii ki İdlib güncel bir konu olarak öne çıktığı için sınırlı konuşabildik. Ama Tekin Yayınları'ndan değil mi? Başyüce devleti. Bunların yeni baskıları yapılacak galiba. Öyle bir de mi? Bunlar benim orada 6-7 kitabım oldu. Bir paket yapıp sattıracaklarmış. Ve sattırsınlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Efendim yarın bu memlekette ne oldu biliyor musunuz? 120 küsur büyükelçi, eski büyükelçi oturdu. Kanal İstanbul Montrö meselesini nasıl ihlal eder ve ihlal edilirse ne olur diye bir bildiri yayınladı. Haberiniz var mı? Tabii ki yok. Hiçbir yerde haber olmadı neredeyse. Yarın o bildirinin öncülerinden bir büyükelçi konuğum olacak. Ama Rusya meselesi çok kritik her anlamda, askeri, turistik, ekonomik anlamda ilişkilerimizin çok önemli olduğu bir ülke. Bu son İdlib krizinde orada neler oluyor, onları da konuşacağız. Yani görüşelim, olur mu? Hoşça kalın.